Değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi Bahçesi'nden hepinize sevgi ve selamlarımızı ileterek yayınımıza başlayalım. 50+1'e tabii ki yine meclisimiz içerisinde 50 sandalyeli meclisin bir vekiliyle devam ediyoruz. Aslında tabii yarın bayram, bayram öncesi bu hafta son, bu hafta için son programımız. Cumhuriyetçi Türk Partisi ana muhalefetin konulara bakış açısıyla gündeme değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki gerek meclis, gerek yakın dönem özellikle bir seçim boyutu, seçim ne bakış açılarını, Kıbrıs sorunuyla ilgili meclisin geçtiğimiz günlerde Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya çıkan duruma, hele hele onun nevi şahsına münhasır görüşleriyle ya da üslubuyla bakış açısını almaya çalışacağız. Çünkü benim de merak ettiğim bir konu var. Yadırgadım da açıkçası CTP'nin meclise katılmamasını geçenki özel oturumda ana muhalefetin hele hele Kıbrıs sorunuyla bütünleşmiş partinin meclise katılmamasının nedenlerini de onun bakış açısını öğrenmeye çalışacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Doğuş Derya Canlı Yayın konumuz. Canlı Yayın'ımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz. İyiyim. Eğer süre kalırsa bir süre bu ev içi şehirde yasasıyla görüşlerinizi almak isterim. Çünkü bu benim biraz biraz benim kişisel gündemimin gerisinde kalsa da siyaset bu anlamda. Bir çalışma var, bir çaba var. Sanırım yani farklı görüşler de var bu ev içi şehirde yasasıyla ilgili. Ama bunu da konuşacağız. Hemen ana gündem maddesiyle başlayalım. Kıbrıs sorununa, evet, geçtiğimiz hafta mecliste yaptığımız konuşmada sert bir tonla gündemi değerlendirdiniz. Biraz aradan zaman geçti. Biraz daha görüşlerinize demlenme olmuştur diye düşünüyorum. Ya da belki ek görüşler almışsınızdır. Ek görüşleriniz vardır. Güneydeki duruma değerlendirerek ortaya çıkan durum nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani Kıbrıs sorunu konusunda masayı devirmek ve bugüne kadarki Kıbrıslı Türklerin elde etmiş olduğu kazanımları sanki berhava etmek için Cenevre'ye gidilmiş gibiydi. Açıkça böyle özetleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki Sayın Rauf Denktaş, rahmetli Denktaş'tan itibaren BM parametreleri olarak tanımlanan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm masada söke söke aldığımız ve Sayın Talat'la Sayın Hristofias, daha sonra da Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis'in yürüttüğü müzakere süreçlerinde de, evet, Kıbrıslı Türklerin ciddi kazanımları olan bir tez vardı ortada. Bu tezin artık görüşülmeyeceğini iddia edip de bunun çok dışında ön şartlar koyarak Cenevre'ye gitmek ve herkesten saklanarak ansızın sürpriz yumurtadan çıkar gibi 6 maddelik bir öneri koymak masaya, aslında ben müzakere etmek için değil, non-starter bir şey çünkü orası, müzakere etmek için değil, dostlar alışverişte görsün ve birazcık bu milliyetçi hamasetin malzemesine, repertuarına bir miktar daha katkıda bulunayım niyetiyle gidilmiş olarak görüyorum açıkçası. Evet. Çünkü yani eğer gerçekten memleketle ilgili bir gayle olsa ve bu bağlamda bir çözüm süreci, farklı düşünseniz bile, yani federalist olmanız gerekmez. Dünyada çok çeşitli federal modeller var. Bugün dünya nüfusunun %40'tan fazlası federal devletler çatısı altında yaşıyor. Niye? Çok dilli, çok dinli, fazla etnik grupların olduğu yerlerde federal model en ideal model. Yani Amerika Birleşik Devletleri var, Brezilya var, bir sürü ülke var. Dolayısıyla da kendinize özgü bir federal model ortaya koymak üzerinden de yaklaşabilirdiniz olaya. Böyle bir şey yapmak yerine aslında BM'nin kabul etmeyeceği ve yani zaten meselenin paydaşları ya da tarafları diyeyim, zaten Cenevre'ye gitmeden önce kademe kademe pozisyonlarını ortaya koyuyorlardı. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden bakıyorsunuz, Amerika federal çözüm dedi, Fransa federal çözüm dedi, Rusya ki normalde statükodan yana, yani herhangi bir çözüm olmasın, böyle donsun kalsın gibi bir pozisyonu olan bir ülkeyken, Rusya federal çözüm dedi ve yeni bir güvenlik modeli önerdi. Çünkü oyun kurucu olmaya çalışıyor bu ülkeler
İngiltere ki yani Türkiye'nin müttefiki olarak anılır, İngiltere'nin İngiliz planı olarak basına sızdırdığı şey bir federal modeldi aynı şekilde. Yani bütün bunlar üzerine egzersizler yapılacağına, BM'ye gidip de Guterres'in mandate dışında olan, işte gidin BM Güvenlik Konseyi'ndeki kararları değiştirin, bizim egemenliğimizi tanıyın gibi, ki altını da çok dolduramıyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Dışişleri Bakanı'nın örneğin ortaya koydukları tezlerde farklılık var. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu nüans farkı olarak ifade etti bunu. Konfederasyon mu diyorsunuz? KKTC'nin tanıtılmasını mı söylüyorsunuz? Veya işte başka bir model ise bunun için nasıl dolduruyorsunuz? Bunlar hep bir muamma olarak kaldı. Dolayısıyla siyasi partilerle yeterince istişare etmeden, hatta neredeyse aslında meclisten kaçarak yürütülen bir süreç. Ondan sonra bizim partimiz, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi, bu adanın birleşmesi için tarihsel misyon üstlenmiş bir parti. Cenevre'ye gidildi. Çünkü yani şeye, teamüllere baktığınızda Cenevre'ye veya işte bu tip müzakerelere gidildiğinde orada insanlar ne yapar? Muhalefet partileriyle istişare halinde bir müzakere süreci yürütürler. Böyle olmadı. Yani basbayağı işte basına sızmış olan o 6 maddelik metnin olmadığını, asparagas olduğunu iddia ettiler. Ha belki de samimiydiler çünkü kendileri hazırlamış olmayabilir. Yani Türk Dışişleri'nden ansızın ellerine tutuşturulmuş da olabilir. Çünkü şu anda Kıbrıs sorunu tamamen Türkiye hariciyesinin ellerine bırakılmış durumdadır. Yani müzakere tarihine baktığınızda hiçbir dönemde böyle bir şey olmadı. Mutlaka Kıbrıs'ta Türk lider olarak Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiler mutlaka Türkiye ile istişare içerisinde ve her iki ülkenin çıkarlarını ortaklaştırmak üzerinden müzakerelere giderdi. Şu anda olay tamamen Türkiye'ye bırakılmış durumdadır. Biz herhangi bir şekilde masada yokuz. Şimdi Sayın Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçimi süresince ortaya koyduğu görüşleri orada yansıttığını görüyoruz. Yani kendisi de bunu söylüyor. Bu halk, ben bu aldığım yetkiyle bu görüşleri mesela yansıttım. Şimdi şöyle bir durum var. Öncesinde yapılan istişareler, Lut iki kez, üç kez gelip gitti. Sayın Tatar bunları, yani Lut'a da söyledi aşağı yukarı orada masaya, yani bu böyle bir görüş doğrultusuna bildireceğini. Yani buna rağmen oraya gidilip orada bu görüşmenin yapılıp Rum tarafı da orada yani reaksiyon gösterdi. Fakat tabii dönüşte daha çok reaksiyon gösterdi. Orada çok fazla reaksiyon göstermediler. Yani zaten bu görüşte ortaya konacağı biliniyordu orada. Dolayısıyla önceden yani söylemiş olduğunuz masayı devirmeye gidildi. BM bunu görüyorsa, Rum tarafını görüyorsa niye gidildi o zaman oraya? Yani şimdi şurada şöyle bir problem var. Birincisi Sayın Tatar, ben zaten aday olurken egemen eşitlik ve iki devletlilik üzerinden bir pozisyon koydum diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir referandum muamelesi yapmaya çalışıyor ki bu doğru bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri referandum değildir. Referandum bambaşka bir şeydir. Yani hatırlayın 2000 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından çektirildiği ve Sayın Denktaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemin akabine anlam planı dönemi gelmişti. Sayın Denktaş Cumhurbaşkanıydı ama referandumda %65 evet çıktı Cumhurbaşkanı'nın hayırına rağmen. Evet. Dolayısıyla bunlar farklı süreçlerdir. Yani bugün Ulusal Birlik Partisi'nin tabanında dahi bir çözüm olması durumunda evet diye oy kullanırım diyen %20-25 oranında insan var. Bunlar iş insanlarıdır, dünyayla kucaklaşmak isteyen, Kıbrıslı Türklerin artık bir dünyada siyasi entite olarak tanınmasını isteyen insanlardır. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. İkincisi, Sayın Tatar, ben iki devletliliği savunuyorum derken şunların altını doldurmak zorunda. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağıyız, Kıbrıslı Türk toplumu olarak. Evet. Bugün bizim iddia ettiğimiz bir sürü hak, doğalgazda iddia ettiğimiz haklar, veya bugün Ekonomik Örgütler Platformu'nun aşılarla ilgili eylemi vardı şeyde sınırda. Avrupa Birliği'nden gelecek olan aşılarla ilgili haklarımız, yeşil hat tüzüğü, efendime söyleyeyim mali yardım tüzüğü, AB uyum çalışmaları, AB yurttaşı olarak bizim seyahat özgürlüğü sahibi olmamız, çocuklarımızın Avrupa'daki okullarda daha ekonomik şekilde okuyabiliyor olması, bunların hepsi kurucu ortak olduğumuz içindir. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olduğumuz içindir. Evet. Şimdi eğer siz iki devletliliği savunuyorsanız şunu diyor musunuz insanlara? Biz doğalgazdaki haklarımızdan vazgeçiyoruz. Biz AB yurttaşlığından vazgeçiyoruz. Referanduma gidilecekse bunu söyleyerek gitsin bakalım. İki devletliliğe evet çıkar mı? Yani dolayısıyla bunlar altı boş, Kıbrıslı Türklerin geleceğiyle ilgili herhangi bir endişe duymayan
bir miktar Türkiye'deki seçim süreçleri içerisinde, biliyorsunuz ekonomik kriz derinleştikçe Türkiye'de daha erken seçim tartışmaları var. Kıbrıs'ta bir milliyetçi repertuardır hem muhalefet için hem iktidar için. Dolayısıyla o bağlamda birazcık araçsallaştırılıyor. Halbuki bizim zaman kaybetmememiz gerek. Yani ortaya kendi dünya görüşünüz çerçevesinde bile daha kabul edilebilir bir şey koyabilirdiniz. Baştan ön şartlarla gidip de aslında hiç olmayacak bir şeyi söylüyor olmak bir miktar olayı ciddiye almadığınızın göstergesi. Şimdi meclise gelip de tekrar aynı şeyleri söyleyecek bir durumda olacağını da bildiğimiz için bunları tekrar dinlemeye gerek yok. Çünkü siz bizimle herhangi bir istişare sürecinde değilsiniz. Bir tartışma sürecinde değilsiniz. Birlikte çalışma sürecinde değilsiniz. O zaman biz niye her şey normalmiş gibi gelip de burada aslında dostlar alışverişte görsün gibi bir duruma girelim? Bakın yani bu sadece Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili de değil. Şu andaki azınlık hükümeti kendi taahhüt ettiği erken seçim Ekim 2021 tarihini öteleyebilmek için komiteleri toplatmıyor. Resmen yasama darbesi yapacak şekilde bir ad hoc komite sürecine geçebilmek için çeşitli ayak oyunları yapıyor. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına kilitlenmiş durumdadır şu anda. Ülkenin ekonomisi de, sağlık sistemi de, memleketin geleceği de. Bunlarla ilgili bu kadar hukuk ve demokratik enstrümanların ihlali ve erozyonu varken her şey normalmiş gibi gelip burada oturmamızın kendisi zaten o anlamda bence doğru değildi. Dolayısıyla o tavrımızın görünür olmasını istedik. Bizim herhangi bir şekilde gerginlik yaratma veya işte yıkıcı bir muhalefet yapma gibi bir tavrımız hiç olmadı. Yani her zaman özellikle bu pandemi süreci başladığından beridir yapıcı bir şekilde yaklaşmaya çalıştık ama aynı karşılığı bulmuyoruz. Dolayısıyla tek adam kendim bildiğimi yaparım şeklinde bir düzenin aslında devletin kurumlarına ve demokrasisine zarar verdiğini biz muhalefet olarak görünür kılıyoruz Levent Bey. Yani bakın bir ülkede insanların, sosyolojik bir şey söyleyeceğim, insanların mutluluğu ve oradaki refah düzeyini üretebilmesinin yegane zemini bir devletin kurumlarına güvenebiliyor olmasıdır. Evet. Haksızlığa uğradığı zaman onun hesabının sorulabileceğini veya bir şey eksik yapıldığı zaman onun mutlaka bir denetim süzgecinden geçeceğini ve eksiğin telafi edileceğini bilerek bir vatandaş huzurlu bir şekilde yaşar. Siz devletin bütün mekanizmalarını güven erozyonu yaratacak şekilde berhava ediyorsunuz. Demokrasinin bütün enstrümanlarını berhava ediyorsunuz. Bu sefer kurumlara olan güven yıprandığı için herkes gemisini kurtaran kaptan olmak zorunda. Kolektiflik, o toplumsal dayanışma buradan çözeliyor. Kişiler kendi bireysel menfaatlerini garanti altına almak, ben kendimi bir şekilde garanti altına alayım da benden sonrası tufan diyebilecek noktaya gelebiliyor ve bunu devleti kurduğunu söyleyenler yapıyor. Yani burada çok ciddi bir sıkıntı var. Evet. Bu noktada yalnız yani devletin yasama organı, halkın oyuyla buraya gelen vekiller olarak yani o gün burada açıkçası siz beni az çok tanırsınız ya yani bilirsiniz siyasi görüşümü de az çok. O gün ben burada CTP'yi bir vatandaş olarak görmek isterdim açıkçası. Çünkü federal çözümü savunan CTP'ye gelip karşı argümanını ortaya koyması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet halkın temsil edildiği yerde olmayınca birazcık yani çok iyi anlıyorum ne demek istediğinizi ama CTP federal çözüm konusundaki sözünü geri çekmedi. Hayır, ki. Hayır öyle bir şey yani yok. Meclise gelmemek demek federal çözüm konusunda ve bunun tek gerçekçi çözüm modeli olduğu konusundaki sözümüzü geri çekmemiz anlamına gelmiyor. Bilakis biz toplumsal menfaatler açısından bunun tek rasyonel çözüm olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Zaten kapalı bir oturumdu. Yani evet. Halk bizim orada neyi sorguladığımızı da çok bilmeyecekti. Bir de halk iradesini yansıtıyor dediğiniz meclisin içinde halk iradesini yansıtmayan bir hükümet var. Yani şu anda komitelerde temsiliyeti olmadığı için YDP ve DP'nin ad hoc komite kurmak suretiyle seçim tarihini ertelemeye çalışan 1,5 aydır hukuk siyasi işler komitesi toplanmadı Levent Bey. Ondan önce de 2 kere toplandı. Bakın geçen sene Haziran sonu meclis tatile girmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Sonrasında hükümet bozuldu. Yeni hükümet kurulduydu, kurulacağıdı derken 1 senedir yasa yapmadık. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ve komite başkanına
komiteleri toplamak zorundayız. Artık bizim görevimiz esas yasamadadır. Yani böyle bir şey olamaz dediğimizde bir şekilde bana başbakanın verdiği direktif şu anda toplama şeklinde olduğu için. Yani ben artık komite başkan yardımcısı olarak ben çağıracağım komiteyi. Bu da ilişkileri gelecek birlikte çalışma arkadaşı olarak bir şey üretmemiz gerekirken aslında tamamen pasifleştiriliyor ve yasama kendi üstüne düşen görevi yapamıyor. Yani bir ülkedeki demokrasinin 3 temel ayağı var: yasama, yürütme, yargı. Yani siz yasama ayağını ortadan kaldırdığınızda ve her şeyi yok kanun hükmünde kararnameyle, yok işte komiteleri dün yaptıkları gibi örneğin hayat pahalılığını dondurmak için bu enflasyonda, halk bu kadar fakirleşirken, Türkiye'deki ekonomik krizin yansımaları, burada Türk lirasının değer kaybı, akaryakıt, elektrik, su, bunların hepsi zamlanırken siz insanların hayat pahalılığını kesmek için greve giden mecliste idare amiri olan bir kişiyi raportör olarak koyuyorsunuz. Grevi yasaklıyorsunuz. Yani bu bildiğiniz, yani ben kendi bildiğim gibi her şeyi yapacağım demek, neye güvenerek? Toplumsal bir meşruiyetiniz yok. Yani bu halk zaten orada bir güçlü bir koalisyon olarak YDP, DP ve UBP'yi görmek isteseydi o sayıda milletvekili çıkarırlardı. Halbuki biliyoruz ki şu anda HP'den istifa eden 3 milletvekilinin koltuk desteğiyle orada duruluyor. YDP kendi kurultay süreci içerisinde bölündü. Bir milletvekili hükümete olan desteğini çekeceğini söylüyor. YDP'li bir milletvekili. Yani tüm bunlar Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay hesapları içerisinde kotarıldığı için ülkeyle ilgili bir gailenin olmadığını rahatça söyleyebilirim. Bu noktada da yani bizim gidip de orada işte Kıbrıs sorunu konusunda hiç olmayacak tezler ortaya koyuyorsunuz diye 10. defa Sayın Ersin Tatar'a meram anlatmaya çalışmamızın bir karşılığı yoktu doğrusuna isterseniz. Bizi duyan bir cumhurbaşkanı yok. Bütün toplumun bir cumhurbaşkanı olması gerekirken sadece belli bir kesimin cumhurbaşkanı olma üzerinden yaklaşıyor. Zaten sorun olan da bu. Ben de meclis konuşmamda biraz bunu dile getirmeye çalışmıştım. Evet. Bu noktada madem ki erken seçim boyutuna, daha doğrusu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi boyutuna, şu anda erken seçimle ilgili meclis bir kapandı, bir açıldı, bir yani Cenevre'ye gidildi, gelildi. Birazcık bu gündemlere geliyor. Şu anda netleşmesi açısından sonra en sebebi komitenin as başkanı olarak erken seçimle ilgili şu an ikisi de sizin komitede mi bu yasa, yoksa tabii, ayrı mı? Hukuk Siyasi İşler Komitesi'nin. Peki nedir? Bilgi verin bize. Ne olacak? Ya da siz doğuşları olarak ne yapacaksınız? Yani bize şöyle bir şey söylemişlerdi. 3'e 3 olduğu için muhalefet ve iktidar, evet, milletvekili sayısı ya sizin önerinizi aramızdan bir kişi evet der, 29 Ağustos şeklinde gider meclise. Genel kurulda çoğunluk bizim. Biz onu yine Nisan 2022 yaparız. Hı. Yani bunu açık açık böyle bir hile yapacaklarını söylemişlerdi. Bu da ifşa olduğu için biz bunu ifade ettik çünkü çeşitli medya kuruluşlarında. Şimdi başka bir yöntem izleyerek ad hoc komite kurulması, ki orada işte YDP'de, DP'de, biliyorsunuz TDP'de, yani grubu olmayan partilerin temsil edilmesi ve o ad hoc komite sayısını da aslında kendi bildikleri, kendilerine göre çoğunluk olacak bir matematiksel hesap üzerinden yapıyorlar. Bunun için danışma kurulu toplanması gerekiyordu. İki defa danışma kurulu toplandıktan sonra veya işte bir karar üretemezse, toplanamazsa ya da doğrudan genel kurula sevk edilir. Şimdi benim anladığım bu süreci işletmeye çalışıyorlar. Ve iki defa danışma yapılmaya çalışıldı. Bir tanesinde biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yani bu demokrasi ayıbına ortak olmayacağımızı söyleyip danışmadan çıkmıştık. İkincisine de zaten katılmadık. Aynı şekilde Halkın Partisi de katılmadı. Şimdi doğrudan genel kurula getirmek suretiyle bir ad hoc komiteyle kendi bildikleri gibi bir seçim tarihi tespit etmeye çalışacaklar tahminim. Evet. Ama benim bahsettiğim sadece seçimle ilgili yasa değil Levent Bey. Anladım. Ben, başka ben yasalar da ben var. Ben özelleştirdim. Yani oradan alıp yani seçim yasasıyla ilgili soruyoruz ama bir önceki konuya kafamda sorarken siz ifade kullandınız. O gün meclisin buradaki oturumun bitmesinin ardından canlı yayındaydık. Danışma kuruluna CTP bu oturuma onay verirken neden genel kurula gelmedi diye bir eleştiri geldi. Bulmuşken sormak isterim size bunu. Yani danışma kurulunda neden CTP oy verdi, o gün özel oturumada ondan sonra katılmadılar diye bir eleştiri biz geldi. Biz Cenevre'ye gitmeden önce Sayın Tatar'ı bekliyorduk zaten meclise. Ve yapması gereken aslında Cenevre'ye gitmeden önce gelip meclisin görüşlerini alması. COVID, şimdi COVID yok mu? Anlamadım yani. 2021'in sonuna kadar biz bu COVID'le mücadele edeceğiz. Hı.
Kaldı ki yani Cumhurbaşkanı gelecekse biz burada herhangi bir şekilde mecliste toplanmıyor muyuz? Yani toplanıyoruz demek ki bir araya gelinebilir. Bu bahane yani işte halkın aklıyla dalga geçmeme lazım. Dolayısıyla da yani önceden yapılması gereken bir şey. Geç kalmış bir şey olarak yani o anlamda onaylanmıştı. Sonra parti MYK'mız oturdu, meclis grubumuzla birlikte değerlendirdi. Ve katılmamanın, Cenevre'de yapılanlardan sonra özellikle katılmamanın daha doğru olacağına karar verdik. Evet, şimdi Doğuş Derin olarak yani CHP için önemli istenen biri olarak sizce nasıl bir seçim sürecine gitmeliyiz? Yani Ağustos mu? UBP 3 Nisan 2022 diyor. Siz Doğuş Derin olarak siyasetin nabzı tutan biri olarak nedir görüşünüz erken seçime gitmeniz noktasında? Şimdi doğrusunu isterseniz özellikle yargıyı bir seçim tarihi ilan edecek bir duruma getirmemek lazım. Çünkü kuvvetler ayrılığı önemlidir. Şimdi yani Haziran'da bir ara seçim ilan edilmek zorunda kalınacak. Yani bir şekilde seçim tarihinin belli olmuş olması lazımdı ki ara seçim de ortadan kalksın. Bir kere ülkeyi masrafa sokmayın. Veya yani insanları defalarca sandığa götürüp de işte zaten bir şey değişmiyor üzerinden bir psikolojiye sokup seçmen eğilimlerini o anlamda köreltmeyin. Çünkü seçmenin iradesi yansımadığı müddetçe demokrasi de sağlıklı işlemez. Şimdi evet. Bu arkadaşlar çok önceden yapılması gereken, bugün Mayıs'ın 12'si, çok önceden yapılması gereken komiteleri bu kadar böyle öteleyerek işi birazcık yokuşa sürüyorlar. Bir an önce bunun çözümlenmesi lazım. Yani bu yasamanın görevidir. Yasamada çözümlenmesi lazım ve yaz aylarında seçime gitmek bence daha mantıklıdır doğrusunu isterseniz. Çünkü en azından hava sıcaktır, açık hava daha hani insanların bulaş riski daha azdır. Yani kışın çok daha fazla sıkıntılar var. Yani böyle bir sürecin arkasına yani Nisan 2022 zaten çok uzak bir tarih. Yani bu hükümet için özellikle yani sağlıklı işleyemeyen bir hükümet yapısı söz konusu. Dolayısıyla yani bu kadar aksak bir hükümetin Nisan 2022'ye kadar devam etmesi ekonomi bu durumdayken bir sürü sektör zor durumdayken bence sağlıklı değil. Yani halkın karar vermesine müsaade edilmesi gerekiyor. Evet. Bu takvimle ilgili yine teknik bir soru olacak ama yani ara seçimle ilgili en son daha doğrusu bunun kararının alınması mecliste ve ara seçim ilan edilmesiyle ilgili süreç nasıl işliyor bugünlerde burada? Mahkemede mi? Yüksek Haziran'da bir seçim olması gerekiyor. Evet. Onu biliyorum. Yani biz burada bir karar çıkacak yoksa Yüksek Seçim Kurulu'na bir karar çıkacak? Yani açıkçası buradan çıkması gerekiyor. Çünkü meclisin oturup seçim tarihini belirlemesi gerekiyordu. Hükümet programında da Ekim 2021 yazdığı için zaten ara seçim ihtimali o anlamda öteleneceği şeyi vardı. Ama şu anda ondan vazgeçiyor hükümet. Yani diğer teknikte ara seçime bilmiyorum. Doğru gidiyoruz sizce? Bence öyle bir noktaya çekiliyor. Eğer kısa zamanda seçim tarihi ilan edilmezse, yani istediğiniz seçim tarihini ilan edin, o zaman ara seçim meselesi Haziran'da kalkar. Ama seçim tarihi ilan edilmediği müddetçe ara seçim ihtimali var. Çıkıp da işte 10 milyon TL'dir bir seçimin şeyi üzerinden Maliye Bakanı demeç veriyor, Başbakan demeç veriyor. Biz mi koyduk Ekim 2021'i hükümet programına? Kendi kurduğunuz hükümetin programına o tarihi koyan siz. Hatta Resmiye Hanım meclis başkanı seçilemediğinde Sayın Başbakan kendisi çıkıp da muhalefete gelin bunu en erken zamanda yapalım dedi. Ne değişti şimdi? Yani bir partinin kurultayı ve o partiyi yöneten kişilerin arasındaki güç ilişkisi, iktidar savaşı, bütün memleketin bekasını belirleyen bir şey haline geliyorsa parti devlet bütünleşmesi denir buna. Parti devlet bütünleşmeleri de hangi tarihsel momentlerde olur bilirsiniz? Faşizmin yükseldiği dönemlerde. Hitler Almanya'sında olur. Tek parti yerlerinde, dönemlerinde olur. Dolayısıyla yani bu bir parti devlet bütünleşmesi yapmaktır aslında. Ve hali daha atamalar, akraba atamaları bitmiyor. Yani bizim artık şunun üzerine çok gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yolsuzlukla ilgili dünyada yapılan çalışmalara baktığınızda yolsuzluk sadece rüşvet değildir. Akraba kayırmacılığı yapmak, bulunduğunuz görevi birilerine menfaat sağlamak için kullanma 7-8 tane çeşidi sayılır. Şimdi siyasi kamu görevlileri yasasına bakıyorum ben, Levent Bey. Milletvekillerinin bu anlamda görevini istismar etmesi veya bakanların görevini istismar etmesine dair herhangi bir cezai yaptırım yok. Ahbabımdır, oğlumdur, kızımdır, dünürümdür diye bakanların ve milletvekillerinin ailelerinin atamaları bitmiyor.
bitmiyor ve devletin kaynaklarının bu kadar kısıtlı olduğu, pandemiyle boğuştuğumuz, işletmelerin kapandığı bir dönemde kimin hangi baremden emekli olacağı hesabı üzerinden atamalar yapılıyor. Göstere göstere yapılıyor. Böyle bir noktada toplumun adalet duygusu kalır mı? Toplum kendisi o adalet mekanizmalarına uymakla mükellef hisseder mi kendisini? Balık baştan kokuyor zaten. Yöneten uymuyorsa kurallara, ben niye uyayım diyor. Buradan anarşi çıkar. Buradan kaos çıkar. Yasa, hukuk düzeni kalkar. Güvenlikçi bir toplum çıkar. Çünkü suç oranları artar. Polis devleti gelir bunun üzerine. Yani bunları öngörerek davranmak lazım. Bugün iktidardayım diye yaratacağım tahribatın 20 sene, 30 sene boyunca sürebileceğini hesaplayarak gitmek lazım ama çok gündelik düşünüyorlar. Üzgünüm bunu söylediğim için, bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum, tespit olsun diye söylüyorum. Çünkü hakikaten bu memleket adına bu anlamda ben çok kaygılanıyorum. Ve yani aynı gemideyiz, partisi fark etmeksizin herkes için kaygılanıyorum. Çünkü bu tahribat bu anlamda gerçekten yıkıcı bir sonuç üretmek üzerinden gidiyor. Yani sizce bunun reçetesi en kısa dönemde bir erken seçim midir? Erken seçim yapılması gerekenlerden bir tanesidir. Ha, meclis aritmetiği ne kadar değişir, seçilecek olan insanlar ne kadar değişir bilmem. Ama bundan sonraki süreçte o görevleri alan kişilerin, bakın milletvekili, millete vekaleten oradasın. Kendine çıkar sağlamak için değil, senin koltuğun değildir orası. Toplumun sana ödünç verdiği bir yerdir. Dolayısıyla toplumun sorunlarına çözüm üretmek üzerinden siyaset yapmak, bu bağlamda hukuku, adaleti koruyacak bir şekilde davranmak gerekiyor. Burada biraz çeki düzen verilmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten birazcık işin dingili koptu gibi geliyor bana. Yani evet. Meclisi hatırlayacaksınız, İrsen Bey döneminde komiteler toplanamıyordu. Mecliste ciddi gerilimler vardı. Ulusal Birlik Partisi'nin gene kendi içindeki güç ilişkileri belli kopmalara neden olmuştu. Demokrat Parti Ulusal Güçler kurulmuştu. O dönemde işte paralar sallandı meclis kürsülerinden. Kavgalar çıkmıştı. O dönemde seçmen ya buradan bir şey olmaz deyip siyasete olan güvenini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Sandığa gitmediğinde seçmen siz halk iradesini yansıtmazsınız. Evet. O yüzden yani böyle bir tahribata yeniden mahal vermemek gerekiyor. Şimdi meclisin gündeminde geçtiğimiz gün kadınlar burada eylem yaptılar. Bir ev içi şiddet yasası meclis gündemine geldi. Yasa mı, yasa önerisi mi, tasarımı nedir şu anda teknik boyutu tam bunun? Şu anda Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından verildi. Hı. Aslında Kayat Kadından Yaşama Destek Derneği'nin bir projesidir bu ev içi şiddet yasası diye sunulan şey. Evet. Kasım ayında getirilmişti ama teknik olarak birçok aksaklığı vardı. Yani madde başlıkları yoktu. Normal bir yasada biliyorsunuz tefsir bölümü olur. Evet. Her maddenin amacını tanımlayan başlıklar falan filan olur. Bunlar eksikti. Daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi'ndeki arkadaşlar bu eksiklikleri gidererek meclise bunu verdiler. Yani evet. Şimdi propaganda yapılırken işte Kasım'dan beridir meclistedir de bekliyor gibi bir yerden yapılıyor. Aslında öyle değil. Yani meclise verileli. Sizin komitede mi bu? Sizin komitede bizim komiteye gelecek eğer geçerse. Evet. Bir şey var. Bir buçuk ay falan oldu verileli. Şimdi ivediliği üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Yasaların ivediliği ile ivediliğinin alınmamasının farkı şudur. Evet. Bir yasanın ivediliği alınmazsa kamuoyunun, vatandaşın gündemine gelme süresi 15 gündür. Yani daha doğrusu 14 gündür, 2 haftadır. İvediliği alınırsa 7 gündür. Bu verileli zaten 1,5 ay aşağı yukarı oldu. Evet. Dolayısıyla yani ivediliğini alıp almamak şu anda bir şey fark etmiyor. Verildiği için yani komite gündemindeki sıraya girer. Yani evet. Ondan önce ivediliğe alınmış bir sürü yasa var. 2019'dan itibaren bekleyen yasalar var. O anlamda sıraya girecek. Şimdi ben çaba olarak ve niyet olarak önemli buluyorum, onu söyleyeyim. Çünkü bizim ülkemizde ev içi şiddet diye bir gerçek var. Ve bu bağlamda da toplumsal farkındalığı artırmak açısından bu tip çabalara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Fakat yasanın kendi içerisinde benim gördüğüm ve meclise gelmeden önce de yasayı hazırlayan arkadaşla detaylı şekilde konuşmaya çalıştığım ciddi aksaklıklar var. Bunların komitede ne kadar giderileceğinden emin değilim komiteye gelirse. Bakın yani toplanmıyor çünkü komite.
evlilik dışı çocuklar yasasını vermiştik. 2020'nin başında bir kere görüşme yapabildik. Sonrasında bir daha toplanmadı. Dolayısıyla buna sıra gelir mi bilmiyorum. Bizim hukuk sistemimizde olmayan bir tarafı var. Torba yasa olarak hazırlandı. Evet. Yani mesela aile yasasında bir değişiklik yapmayı öngörürseniz onu aile yasasında yaparsınız. Yaptık nitekim 2015'te koruma emri, adli yardımla ilgili değişiklikler yapmıştık. Ceza yasasında bir değişiklik öngörürseniz onu orada yaparsınız. Nitekim iki defa geniş bir paket yaptık. Biliyorsunuz biri 2014'te, biri evet. 2020'de ceza yasasındaki tadilatlar. Bunlar aslında o yasaların içinde yapılmalı. Bu anlamda biraz aksaklık var, torba yasa olması. Bazı şeyler tüzüğe girebilecek şeylerdir. Bazı şeyler de önemlidir ve onların yani bir derli toplu ayrıştırılması gerekiyor. Sadece şunu özellikle belirtmek isterim. 2011'de ben o zaman bir feminist aktivist olarak daha evet. milletvekili değildim. İstanbul Sözleşmesi'ni 4500 imzayla meclise taşımıştık. Dün 10. yılıydı İstanbul Sözleşmesi'nin yani imzalanışının. Ondan sonra da meclise girdikten sonra İstanbul Sözleşmesi'nin gereği olan birçok şeyi mevzuata yansıttık. Bunlardan biri de hem şiddeti önlemek hem de şiddetin ortaya çıkmasını engellemek üzere yazılmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin teşkilat yasasıdır. Evet. Ve yürütücü mekanizma TOCET'tir aslında. Hem BM metinlerinde hem AB direktiflerinde mutlaka bir yürütücü mekanizma yürürlüğe koyun diye hükümetlere tavsiye verilir. Evet. Çünkü istediğiniz kadar güzel yasalar yazın, bunu uygulayacak bir yer yoksa onlar işte böyle raflarda bekleyen yasalar olur. Şimdi bu TOCET'in yürürlüğe girmesi mümkün olmazsa hiçbir şekilde istediğiniz yasayı geçirin, ister ev içi şiddet yasası olsun, ister başka haklarla ilgili olsun, kadın emeğiyle ilgili olsun, yürütücü aygıt olmadığı müddetçe bunlar böyle maalesef hayatımıza yansımıyor. Yani evet. sonuç alamıyoruz. Şimdi bu şeyde ev içi şiddet yasasında TOCET'i bir miktar sulandıran ÇOKUT diye bir şey tanımlıyorlar. Evet, tamamında açık. ÇOKUT tamamen yetki karmaşası yaratan bir yerdir benim şahsi kanaatim. Bunu en başından itibaren söyledim. O kısmının geçmesi mümkün değil. Çünkü hali hazırda TOCET gibi bir şey varken kurumlar arası yetki karmaşası yaratacak bir şeyin olması mümkün değil. Bu arada Çalışma Bakanlığı'nda, yani Sayın Koral Çağman kendisi açıklar ama TOCET'in teşkilatlanması için bir çalışma da yürüyor bir süredir. Evet. Biliyorsunuz TOCET'in bir gereği olarak poliste şiddete müdahale birimi açılmıştı. Lefkoşa bazlıydı. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Bakan'la Polis Genel Müdürü geçtiğimiz hafta toplandılar ve diğer ilçelerde de bu TOCET'in gereği olan şiddete müdahale biriminin açılması için bir mutabakata vardılar. Gerekli personel ayarlanması ve düzenlemesi yapılacak polis teşkilatı tarafından. Evet. Yine TOCET'in içinde bulunan şiddeti önleme danışma merkezleri, cinsiyet odak noktaları, şiddete müdahale birimi, telefonla yardım hattı, önleyici müdahale programları, bunlar hepsi zaten şiddeti önlemekle ilgili başardığımız, geçirdiğimiz bir evet. düzenlemedir. 2014'ten beridir de tam olarak yürürlüğe girmesi için mücadele etmemiz gereken bir nokta. Çünkü 7 yaşında yani artık TOCET. Şimdi hali hazırda Kadın Hareketi'nin 2007'den itibaren yani yaklaşık bir 14 senelik mücadele sonucunda kazanmış olduğu bu tip kurumların yürürlüğe girmesi için uğraşacağımıza bu kurumları ortadan kaldırmak üzerinden yaklaşmak çok doğru değil. Ama şeyi söyleyeyim, yani bunu ev içi şiddet yasası üzerinden söylemiyorum. Kıymetli bir çaba var orada ve bu yasanın içinde doğru olan şeyleri mutlaka ayrıştırıp da bununla ilgili yürütülebilecek, düzgün çalışacak bir şey kurmamız gerekiyor eğer becerir de komiteye alabilirsek. Şimdi 5. kısımda, yani yasanın 5. kısmında bu ÇOKUT'la ilgili bir tanım var. Çoklu kurum toplantıları, ÇOKUT'un adı bu, oluşumu ve ortak içi ev şiddet veri tabanının oluşturulması ve kurum arası ihbarlama ilişkin kurallar. Bununla TOCET arasındaki tezatlık nedir? Ben tam anlamadım orayı. Şimdi uzun uzun detaylı anlatmam çok mümkün değil de TOCET zaten bir yürütücü aygıt olarak bir network kuruyor. Evet. Bunun içerisinde bir şiddet ortaya çıkmasın diye oluşturulan birimler var. Mesela ekonomi, planlama ve eğitim şubesi. Evet. Bireyi güçlendirici. Sadece kadınları değil aynı zamanda LGBT bireyleri de kapsayan
sadece bu anlamda yani kadınla ilgili değildir, onu söyleyeyim. Bireyi güçlendirici ve birey güçlü olduğu zaman şiddete maruz kalmayacağı bir ortam yaratmaya çalışan mekanizmaları var. Cinsiyet odak noktaları var. Bir taraftan da şiddeti önleme danışma merkezleri, sığınma ve alo imdat hattı gibi şiddet ve ayrımcılıkla mücadele şubesi de var. Yani evet. Bu böyle koskocaman bir aygıttır. Sivil toplum örgütlerinin temsiliyeti olan bir danışma izleme konseyi var içinde. Evet. Ayrıca her iki yılda bir yapılacak olan toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştayı var TOCET yasasının içinde. Ve bunların arasında bir raporlama sistemi kurulmuş durumdadır. Bilgi akışının nasıl olacağı, koordinasyonun nasıl olacağıyla ilgili. Şimdi bambaşka bir kurum çıkardığınızda ki orada kriterleri belirlenmiş değil. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan bir kişi, Eğitim Bakanlığı'ndan bir kişi falan gibi sayıyor. Kadın Sosyal Hizmetler Dairesi'nden bir kişi, evet. Eğitim Bakanlığı, yani Sağlık Bakanlığı. Yani TOCET'i sanki sosyal hizmetlerin bir şubesiymiş gibi ele alan, dolayısıyla daire olarak bütün yapısını ortadan kaldırmaya çalışan bir şey var orada. Halbuki yani bir kişi bir kişi diye sayılan, şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan bir kişi gelecek. Toplumsal cinsiyetle ilgili o kişinin vasıfları nedir? Kriterler de belirtilmemiş. Eğitim Bakanlığı'ndan bir kişi gelecek. Peki kim gelecek? Yani mesela TOCET'te Eğitim Bakanlığı'nda cinsiyet odak noktası kurulması öngörülüyor. Eğitim Bakanlığı'ndan bir spor öğretmeni mi gelecek örneğin o toplantılara? Yani evet. Böyle sıkıntılar var içinde. Ama bunların bir şekilde yani halledilebileceğini düşünüyorum. Ya da ben en azından kendimi bunlarla ilgili sorumlu hissediyorum. Aynı zamanda bir feminist aktivist olarak ve bir şekilde bunlarla ilgili çalışacağız. Ama şey yapılması lazım. Biraz daha diyaloğa açık olunması lazım. İstişare edilerek yapılması lazım bunların. Çok istişare edilmedi bu çalışma. Dolayısıyla da bu anlamda bazı aksaklıklar oldu. Evet. Tabii istişare noktası önemli. Yani ifadeniz içerisinde diyalog noktanız da önemli. Şimdi burada mevcut ev kişilik yasası sunulan içerisinde 6. kısımda işte sizin TOCET, ama siz diyorsunuz ki biz TOCET zaten ayrı bir birim olarak. TOCET dairedir. Daire olarak. Yani biz bunu aktive noktasında zaten bir çalışma vardı önceden. TOCET'in belli bölümleri aktive olmuş durumdadır, evet, zaten. Evet, tamam, yani bunu yani yasanın burada yer almasının teknik anlamı nedir? TOCET'in burada almasının teknik anlamı nedir? Yani TOCET'in eğer yasasında bir değişiklik yapmak istiyorsanız TOCET yasasında yaparsınız. Evet. TOCET'in mantığı içinde yaparsınız. Aynı aile yasasıyla ilgili yapılacak değişiklikler aile yasasında yapılacağı gibi. Yani oraya koymazsınız bunu. Hı. Bunu geçiyorum. Mahkemelerle ilgili de bir şeyler öngörüyor. Ev içi şiddet mahkemesi kurulacak. Bu konuşuldu mu mesela Yüksek Mahkemeyle bilmiyorum. Konuşma ihtiyacı gereği duyuyorum arkadaşlarla. Çünkü biz örneğin suça yönlendirilen çocuklarla ilgili, yani çocukların yetişkin mahkemelerinde yargılanmaması, çocuklara böyle suçlu damgası vurulmaması için çocuk mahkemeleri kurulması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Ama bununla ilgili devletin imkanları belli. Şimdi çocuk mahkemesi kuramayan bir yerde ev içi şiddet mahkemesi kurulabilir mi? Yapılabilir olan şeyler olabilmesi lazım ki hayatta bir karşılığı olsun, onu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Bunların hepsi tartışılacak tabii. Evet. Bu tekrardan hatırlatalım. Yakın önde genel kurula gelecek anladım benim bu. İvediliğiyle ilgili genel kurula gelecek. Yani ivediliğinin alınıp alınmaması şu aşamada bir şey fark ettirmiyor, onu demeye çalışıyorum. Anladım. Çünkü biraz zaten şey oldu, yani verileli 1,5 ay oldu. Evet. TDP'nin bu konuda tabii olması kısmı var, ancak siz diyorsunuz ki biraz daha istişare edelim ve daha iyi bir noktaya varalım. Yok, ben ivediliğine evet denilmesi taraftarıyım. İçerik olarak. İçerik olarak ciddi sıkıntılı olan noktalar var. Onlar temizlenirse iyi niyetli bir çaba olduğunu düşünüyorum bu çabanın. Ve yani bu tip örgütlerin de çoğalması lazım. Yani bu tip çalışmalar yapan insanların çoğalması lazım. Önemli buluyorum, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama içinde çok ciddi aksaklıklar var. Bu aksaklıklarla yetki karmaşası yaratacak şekilde yani geçmesi mümkün değil, onu söylemeye çalışıyorum. Keşke yapılabilir ve kısa vadede geçirilebilir bir şekilde getirilmiş olsaydı. Evet. O anlamda böyle bir zaman gerektirecek olan bir noktadadır. Evet. Şimdi izleyicilerimizin tabii oldukça iyi bir izleyici, yani meclis yayınlarımızın son zamana göre oldukça yüksek oranda bir izleyici kitlesi var. Nevzat Alkan diyor ki, her ne kadar Doğuş Hanım'ın sürekli etkileyici ve iyi ise de yine de
CDP vekili olarak Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki oturumuna katılması gerekirdi. Sonuçta insanlar konuşarak anlaşır, o ortamı reddetmemeleri iyi değil diye bir yorum yapmış. Biz Ersin Bey'le zaten parti olarak konuşmak için çeşitli şekillerde bugüne kadar çaba gösterdik. Meclise gelip de yani yapılan saygısızlığa dair duruşumuzu göstermemiş olsaydık, belki bu anlamda da görünürlüğü olmayacaktı. Cumhurbaşkanının muhalefete yönelik tavrının bunun görünür olması bizce önemlidir. Yani bir meclise tek kanal orası mı? Niye Cenevre'ye gitmeden önce gelmedi Sayın Tatar? Biz hazırdık yani. Dolayısıyla bu işler öyle olmuyor. Hayır, mesela Sayın Genel Başkan, yani CTP heyeti çağrıldı. Cumhurbaşkanlığına öyle söyleniyor. Yani biz gitmeden önce istişare ettik diyor. Evet, genel kurula gelmediğini söylüyor Sayın Tatar. Ancak siyasi partiye istişare ettik diyor. Evet. İstişareden ziyade bilgilendirme yapma üzerinden gidiyor. Şimdi yani şöyle bir nokta. İstişare demek karşılıklı fikir alışverişi demektir. Evet. Belli yerleri birlikte formüle etmeye çalışmak demektir. Bilgilendirme demek ben söyleyeyim sen daha haberin olsun demektir. Bu tamam bir yaklaşım değil. Yani bilgilendirme yapmak üzerine bizim de çok fazla eleştiri dile getirmemiz üzerine muhalefet aslında çağrıldı. Daha önceki teamüllerde muhalefet partileri, mecliste bulunan partiler birlikte misafir edilirdi cumhurbaşkanlıklarında. Şimdi böyle tek tek çağrıldı falan. Yani bunların niye olduğunu, niçin olduğunu çok anlayamıyoruz. Yani bir böyle 3-5 cümleye sıkıştırılmış bir sloganik şey var. Egemen eşitlik, iki devletlilik, yani böyle sürekli bir restleşme dili. Yani Anastasiadis'in de ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum bunun. Evet. Çünkü Anastasiadis ki Kıran Montana Kıbrıs'ta Türklerin siyasi eşitliğini tartışmaya açmaya kalktı. Ve bu anlamda dünya nezdinde aslında çözüm istemeyen kişi olarak da görünüyordu. Biz şimdi onun elini çok rahatlattık. Yani çözüm istemeyen taraf olarak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafı görülüyor. Anastasiadis de birleşme yanlısı konusunda çok heyecanlı biriymiş gibi lanse ediliyor. Bu tamam değil yani. Anastasiadis'in takkesine vurabilecek alanlarımızı kaybetmememiz lazım. Konuyu takip edenler gözüne çarpmıştır. Belki bu yoğun gündem içerisinde çok hak ettiği değeri bulmadı ama AKP Genel Sekreterinin çok önemli bir ifadesi var diye düşünüyor. Bir ifadesi var. Diyor ki Anastasiadis'in yani Türk tarafının mevcut politika değişikliğine gitmesinin sebebi Anastasiadis'tir diyor. Anastasiadis onları bu şekilde yönlendirdi diyor. Yani bunu bir politik başarı olarak değil. Sanki de yani böyle bir perde gerisinde bir istişare imajı veriyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu konuda çok ciddi spekülasyonlar yapıldığı bir süredir. Kıran Montana'dan beridir. Evet. Yani Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Sayın Anastasiadis'in zaten şahsi ilişkilerinin de iyi olduğunu biliyoruz. Ve Kıran Montana'da iki devletliliği bir şekilde kabul edebilecekmiş gibi taktiksel bir mesaj verdiğini düşünüyorum Sayın Çavuşoğlu'na. Tabii Sayın Çavuşoğlu Anastasiadis öyle söyledi diye öyle yapacak bu güveni ona duyan biri değil. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerini belirleyen bir bakan aynı zamanda. Fakat bu Türkiye'nin de işine geldi. Çünkü Doğu Akdeniz'deki çıkarları üzerinden ve artık giderek Ege'ye de genişlemiş olan o mavi vatan paradigması, icat edilmiş mavi vatan paradigması doğrultusunda yürüttüğü gunboat diplomasi diyelim, yani savaş gemisi diplomasisi bağlamında biraz işine geldi buradan hareketle aslında Kıbrıs sorununun çözümünü ötelemek. Yani şu anda Kıbrıs sorunu bir miktar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de almak istediği şeyleri alıncaya kadar rafa kaldırılmış, bir miktar rehin tutulmuş bir duruma getirildi. Yani ben ilerleyen 4 yıl, 5 yıl içerisinde bu anlamda ciddi bir şey olmazsa, radikal bir değişiklik olmazsa, yani Türkiye kendi istediklerini ve çoğu haklı olan bazı talepleri konusunda, yani onu da belirteyim, istediğini alamazsa Kıbrıs sorununu çözmeye kalkmayacak. Ama eğer jeostratejik olarak resimdeki yerini alacak bir takım ipuçları şey yapabilirse, edinebilirse, o zaman bakın görün, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilk adımı Türkiye atacak, Ersin Bey de en sıkı federalist olacak. Yani bu da işin şakası ama. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, dur, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zevkli, güzel bir yayındı. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çalışmanıza başarı dileriz. Sizin ailenizin bayramını kutlarız. Ben de bütün toplumun bayramını kutlarım. Çok dikkatli olalım. Küsler barışsın diye bir şey vardır. Bayramlarda insanlar birbirleriyle sevgi ilişkisi kursunlar. Ama bu arada da pandemi olduğunu unutmadan dikkatli davranalım.
Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Doğuş Derya ile Meclis Bahçesi'nde bu Arife günü tabii ki Kıbrıs sorunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisi bilgilendirmesi konusundaki CTP'nin tavrını, kendi federal çözümle ilgili bakış açılarını, ev içi şiddet yasasını, bir bölümünü ve erken seçimi kapsamlı bir program yaptığımızı söyleyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başta yayına emeği geçen arkadaşlarımın, sizlerin, herkesin bayramını kutlarım. Sağlık, mutluluk bizlerin olsun efendim. Önümüzdeki süreçte yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.